var. Deprem sonrası tekrar göreve çağrılan Darüsselam Büyükelçisi efendim Mehmet Güllüoğlu'nun AFAD görevini neden bıraktığı, AFAD'ın başına gelip göreve başladıktan sonra görevi neden bıraktığı sorusu bir kez daha gündemde. Bir taraftan Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken... Depremin 3. günü apar topar göreve çağrıldı eski AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu. Yerine bakan Yunus Sezer liyakatsiz bir atama sonrası göreve başlamıştı. Böylesi büyük bir felaketle nasıl baş edeceği konusunda hiçbir tecrübesi yoktu. Çünkü Kırıkkale Valiliğinden AFAD'ın başına getirildi. 2020 yılında çok da gündeme gelmeyen bu görev değişimi şimdi ise Türkiye'nin gündeminde. Peki tıp doktoru olan ve 4 yıl süreyle Kızılay'ın genel müdürlüğünü yapan Mehmet Güllüoğlu neden AFAD Başkanlığı görevini bıraktı? Vazife devam ediyor, hayat devam ediyor. Her şey 2018 yılında başladı. AFAD İçişleri Bakanlığı yani Süleyman Soylu'ya bağlandı. Mehmet Güllüoğlu göreve geldiği birinci yılın ardından bu değişimden rahatsız oldu. Çünkü Soylu liyakatsiz atamalara başladı. Ayrıca kendisine biat eden bir yönetim anlayışı getirmek istedi. Tüm bunlar Güllüoğlu ve Soylu'yu karşı karşıya getirdi. Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'ın haberine göre durum öyle bir noktaya vardı ki Güllüoğlu bir gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti. Erdoğan'a özetle ya beni başka bir yere asayın ya da ben AFAD'dan affımı rica ediyorum dedi. Ardından Güllüoğlu'na Tanzanya Büyükelçisi olmak ister misin diye soruldu. O da mevcut düzeni kabul etmediği için teklifi kabul etti. AFAD'da Süleyman Soylu yüzünden ayrılıklar bununla da sınırlı kalmadı. Murat Nurlu 5 yıldır sürdürdüğü AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Zira bu beklenmedik ayrılığın perde arkasında da Soylu'nun olduğu iddia edildi. Tüm bunlar tartışılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durmadı. Bu kez rütbeye İçişleri Bakanlığı'nda basın ve halkla ilişkiler müşaviri görevini üstlenen Sevilay Esen atandı. Bir atama haberine daha bakalım. Karabük Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi efendim. Mimarlık Fakültesi. Mimarlık Fakültesi'ne ilahiyatçı bir isim atandı. Ve o isim yerel televizyona konuştu. Karabük'teki bir yerel televizyona konuştu. Tam da depremi şöyle yaşadığımız, bu acıları konuştuğumuz mimar, mühendis, müteahhit diye... Pek çok şeyi sorguladığımız şu günlerde Mimarlık Fakültesi'ne bir ilahiyatçı atanması ve o atama sonrasında dekan olarak atanan isim diyor ki ben anlamam ki mimarlıktan. Yani ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim. Mimarlık eğitimi almadı, tek makale okumadı, kalem oynatmadı. Çünkü o bir ilahiyat mezunu, atandığı bölümse Mimarlık Fakültesi, üstelik dekan. Ben Muhittin Kapanşah'ım. Karabük İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 90 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım ve oraya gittim. Benim üzerinde kalem oynattığım, söz söylediğim, ders verdiğim bir alan. Liyakat tartışmaları yıllardır devam ediyor. Depremlerle yeniden alevlendi o tartışma. Çünkü AFAD'ın başında da bir ilahiyat mezunu var. Liyakatsizliğin son örneği Karabük'ten. Karabük'te faaliyet gösteren BRTV'ye konuşan Mimarlık Fakültesi Dekanı Kapan Şahin, asıl alanının ilahiyat olduğunu, mimari bilgiye sahip olmadığını söyledi. Yani ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim. 6 Şubat depremlerinden sonra 7 Şubat'ta görevi önceki dekan Profesör Abdülselam Uluçam'dan devralan Kapan Şahin'e tepkiler sürerken İçişleri Bakanı Soylu'nun benzer açıklaması akıllara geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevine getirdi bizi. Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adam. Yani okumadım yani. Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum desem yanlış olur. Uzun zamandır konuşuyoruz. Özellikle siyaset gündeminde hep öne çıkıyor, öyle değil mi? Liyakat ve atamalar, 2-3 koltuklar, nepotizm çok konuşuluyor. Şimdi dekan istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medyada da gündem olunca bu atama, ilahiyat mezunu bir ismin mimarlık fakültesine dekan olması...
haberi gündeme gelince çok tartışıldı, çok tepki söz konusu oldu ve Muhittin Kapan Şahin istifa etti efendim. Sosyal medyanın elbette ki gündemine oturmasıyla ve çok konuşulmasıyla beraber istifa kararı geldi. İstifa edildiğini de görmüş olduk. İstifa edilebiliyormuş demek ki diyiverdik. 38 binden fazla insanımızı kaybettik. 12 gün oldu. Bir istifa yok ortada. Bu yıkımın elbette ki bütün detaylı çalışma